Usta'nın kadın dostlarından birisi, abisi, Rahmet Saratoğlu, toplantıya onu davet etmişti. Kendisi yurt dışında olduğu için mesaj gönderdi. Mesajı evet, Rahmet abi bir mesaj yolladı. Başına da şöyle bir not düşmüş. İştenlikle sizlerle olamadığım için üzgünüm. Selam ve sevgiyle Rahmet. Sarkis Usta için övgü. Gittikçe yoksullaşmış ve yalnızlaşmış hissediyorum kendimi peş peşe yitirdiğimiz bilge dostlarımızla. Sarkis abi yaşasaydı şimdi 100 yaşında olacaktı. Belge yayınlarının 40 kitabının yasaklandığı, yayın evinin bombalandığı zor günlerde kapımızı açıp ziyaretimize gelen ender insanlardan biriydi Sarkis abi. Kirkor kolu kısa ve diğer Sarkis abi, Seropyan gibi. Ve tabii geçen yıl yitirdiğimiz Panayot abi, abacı gibi. Ermeni ve Rum toplumunu yayın evi Ermeni ve Rum toplumu yayın evine gelmeye çekinirdi. Kirkor abi ve Sarkis abi gönüllü kitap iletişimizdi ve elbette Sireli Hrant. Tezgah altı kitapçılığı derdik buna. Kirli savaş yıllarıydı. Bombadan sonra Yerevatan sarnıcına komşu depomuzu yayın evi merkezine çevirmiştik. Habire su basardı. Ama serin bir yerdi yaz sıcağında. Kışın ise ılıman. Sarkis abi öğleden sonra ziyaretimize gelip sohbet etmeyi, Mare Nostrum dizisinin yeni kitaplarına bakmayı ve de hafifinden bir siesta yapmayı severdi belginin yeraltı dünyasında. Agos kurulduğunda hemen onun gönüllülerinden biri olmuştu. Gülizar'ın öyküsünü vermişti Hrant'a tercüme edip. Ve Hrant'ın çökertilen bilgisayarında yitip gitmişti Gülizar, Huşartsan gibi. Sarkis abi inanmış bir komünistti. TKP'nin en önemli siyasi düşünürlerinden Pehlivanyan ile okuldaştı. Ama kahrolası yoksulluk bırakmak zorunda kalmıştı Getronagan'daki tahsilini. Kız kardeşi Beyrut'a gelin giderken onlar Karaman'a geri dönmüşlerdi Suriye çöllerinden. Baron Otel'de Andonyan'dan aldıkları bir kağıt ile. Ama artık orada yaşama olanağı kalmadığından İstanbul'a yönelmişlerdi sonra. Babadan miras, Afşarlar ile dostluğu yaşam boyu sürdürdü. Ve cenazesinde Afşarlar da vardı. Kadim dostlukları bu coğrafyanın böyledir işte. Yeğeni Garo Armenyan, Yerevan'daki Amerikan Üniversitesi'nin kurucularından biri olacaktı. Ondan dinledik Derzor türkülerini. Komünistti ama annesinden piyanist marşlarını da öğrenmişti. Onları da dinlerdik devrimci mirasa saygıyla. Annesi ona süpürdüğümünün komünisti diye takılırdı. Bir Ermeni yurtseveriydi komünistliğinin yanında. Devrimci Federasyon'dan komitacı Dırtat gençliğinde abisi ve can dostuydu. Dırtat kızardı yine de Sovyet Ermenistan'ına saldıran kimi piyanistlere. Yahu bu drone ne yapmak istiyor? Bir elimizde Sovyet Ermenistan'ı var, o da mı gitsin derdi. Oraya yerleşmek için izin de aldı Sarkis ama zordu Bolis'ten ayrılmak. 68'in devrimci, özgürlükçü ve de konseyici kabarması sırasında tanıştım kendisiyle. Kumkapı'daki evi kısa zamanda bir uğrak yerine dönüştü. O ev kimlere sığınak olup kapı açmadı ki? 15-16 Haziran, 12 Mart ve 12 Eylül fırtınasında. Ermeniler Ermeniliğini, Kürtler Kürtlüğünü, sosyalistler yok edilen sosyalist ve komünist hareket tarihini ondan öğrenirlerdi. Marangozluk, terzilik, insanlık tarihinde entelektüel buluşma merkezleri olmuştur. Antik İskenderiye, Antakya ve Babil'den bu yana. Diyarbakır'ın ezbere Ciğerhun ve Nazım okuyan Niyazi ustası varsa, İstanbul'un da ezbere Çarents ve Nazım okuyan Sarkis ustası vardı. Sarkis abi marangozdu, yoldaşları için kitaplık ve çalışma masası yapmayı severdi. Ve bir de hini hacette gerekli olacak gizli bir çekmece eklemeyi. Öyle ya, bir de rezistans yanı vardı onun. Şu kızıl afişin Manukyan'ından gelme. Sahi onun şiirlerini de Çarents'inkiler gibi ezberden okurdu. Sahi ustam Çarents'in İstanbul şiirini de çevirmişti değil mi? Hani şu bizleri Tevfik Fikret'in sisini hatırlatan. Kombattat Sarkis yıllarca yeraltı matbaasında bastı Atılım dergisini yoldaşlarına ulaştırdı. Az daha yakayı ele veriyordu genç oğlu ile. O badireyi de atlatmayı başardılar. Metz Yeger'in ilk belgeleyen Aram Andanyan'ın nasıl aydınlığını örtüp deli taklidi yaparak Derzor çöllerinde sağ kalmayı başardığını,
Sonra babasının yardımıyla Halep'e ulaşıp soykırımı belgelendirmek için Baron Otel'de çalışmaya başladığını onun ağzından dinlemiştim. Kürtler 92 yılında özgür gündemi çıkarmaya başladığında hemen ziyaret etmişti. Onları bir enternasyonalist olarak. Onun uğrak yeri olmuştu gazetemiz. Birçok kimliğini yitirmiş Dersimli ilk ondan öğrenmişti Kine M sorusunun cevabını. Herkese açıktı iki odalı mütevazi vakıf evi. Çalışmak için Bolis'e gelen Hayastanlılara da. Genç komünistler burada ziyaret etti onu. Sevgili Zakarya onunla birlikte daldı kazınarak silinmiş Ermeni basınının tarihine. Sevgili Yasemin o evde kayda geçti. Bu dünya hepimize yeter tanıklıklarını. Sevgili Deniz orada filmi aldı yaşamını ve türkülerini. Belki bir gün bir plaket konur duvarına. Kombattan Sarkis Çerkezyan bu evde yaşadı diye. Ayşe'nin sade bir haçkar tarzı mezar taşını siyah granite kazıdığı portresiyle yapan Karabağ Mücahidi Paşa'yı da onun küçümen evinde tanımıştım. Dedesi Berlin'i düşüren Sovyet mareşallerinden biri demişti bana sevecenlikle. Onun 90 küsürüncü yaş günü partilerinden birini sevgili Ahmet Yücek ve Kıymet Yıldırım kurucusu oldukları Rengarenk Sanat Evi'nde düzenlemişlerdi. Heyhat, rengarenk tarihe karıştı şimdi. Şimdi kurucuları ile Kuzey'de birlikte sürgündeyiz. Gözümün önüne şimdi Nabi'nin meselesinde düzenlenen bir başka yaş gününde sevgili Ayşe ve Hrant'ın sohbetleri geliyor. Şimdi hepsi bize sevgiyle bakıyor. Onlar hep bizimle birlikte olmaya ve yaşamaya devam edecekler. Biz var olduğumuz sürece.